Hatırlatmış olalım. Evet, izleyicimiz diyordu ki ben burun ameliyatı olmaya karar verdim. Hekimimi nasıl seçeyim? Bana da e-mail ile günde onlarca soru geliyor, evet. Benzeri soru. Gerçekten buna cevap vermesi zor bir soru. Güvendiğiniz hekime başvurunuz diyorum ben. Bunu daha fazla, çünkü bizde daha net ifadeler kullanmak zor. Evet. Yani daha evvel ameliyat olmuş, işte başarı oranı yüksek hekimleri seçmek lazım. Biz nasıl tanı koyuyoruz da gelelim isterseniz. Şimdi şikayetlerini anlattık biraz evvel. Hastayı önce bir muayene ediyoruz tabii. Yani muayenede nelere bakıyoruz? Burun içindeki o kıkırdak ve kemikli erilik var mı? Önce ona bakıyoruz. Burun etleri, o konka dediğimiz şeyler büyümüş mü, ona bakıyoruz. Sonra endoskopik muayene yapıyoruz. Endoskopik muayene işte bu kameralı sistemle dedikleri hastaların öyle bildiği. Uzun ışıklı çubuklarla burun içinden girip işte burunun 3 bölmesi vardır. O bölmelerde bir tıkanıklık var mı? Sinüslerden sarkan bir polip veya benzeri bir şey var mı? Genizde bir şey var mı? Burun eriklerinde, burun tıkanıklıklarında hani hiç istemeyiz ama kanser de olabilir. Yani geniz kanseri de burun tıkanıklığı yapar. Burunda antrakoanal polip denen bir şey vardır. O da burun tıkanıklığı yapar. Geçen 68 yaşında bir bayanın burnundan zeytin çekirdeği çıkarttığında. Aa, çok ilginç. Çocukken evet. Koymuş. Yani o hatırlamıyor öyle bir şeyi. Bu şeyler yani. Genelde böyle efsane gibi anlatılır ama evet, hakikaten yani. Doğru olan tarafları çıkart, da var değil mi? Eşiyle beraber bakıyoruz ya, bu ne acaba, böyle siyah bir şey araştırdık zeytin çekirdeği. Çok ilginç. Bizim de evet. Zeytin bahçemiz vardı çocukken de. O da hatırlamıyor yani, kim bilir kaç yaşında koydu. Yani burun tıkanıklığı deyince sadece bir şey aklımızda, sadece estetik veya sadece burun eriliği değil, tüm hastalıklar gelsin. Alerji de dediğimiz burun tıkanıklığı yapar. Hocam yine bir telefonumuz var. İzleyicimize merhaba diyelim bu kez. Mehtap Güneş Ankara'dan ulaşıyor. Mehtap Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz efendim. Buyurun. Bir rica edelim, stüdyonun sesini açsın arkadaşlarımız. Duymakta zorlanıyoruz. Buyurun Mehtap Hanım, sorunuzu alalım. İyi günler. Tam da konuyla da ilgili değil ama benim bir kızım 2 sene önce düşmüştü merdivenlerden. Geçmiş olsun. Böyle çok hafif bir üst tarafta düzleşme var bunun. Çok hafif. Ama böyle en ufacık bir çarpma anında hemen kanıyor. Bunun içeride bir eğrilikle bir ilgisi olabilir mi? Peki siz herhangi bir doktora götürdünüz mü o durumdan sonra? O düştüğünde götürmüştük. Burnunun hani röntgenini falan almışlardı ama bir sorun yok dediler. Sonradan ortaya çıkmaya başladı. Yani dikkatini çekti. Anladım. En ufacık bir çarpmada hemen bir kanıyor, bayağı bir kanıyor. Evet. Bakalım hocam, sorunuz var mı peki Mehtap Hanım'a? Yok, onu muayene edip tabii peki bakacağız. Efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Buyurun. Şimdi muayene edilecek tabii kızımız. Orada bir burunda kıkırdak eriliği, kemik eriliği kalmış mı? Tabii ki burun kanamaları bir tek bundan olmaz. Yani ben, biz hekimler biz kötüsünü düşünmek durumundayız. Evet. Siz iyisini düşünün, biz kötüsünü düşünelim. Eğer biz kötüsünü düşünmezsek atlarız çünkü. Mutlaka kan tetkikleri de yapmak gerekir. Pıhtılaşma faktörleri vesaire. Yani çocuğun burun kanamasına neden olan başka bir problemi var, bunu anlamak çok önemli. Hasta geldiği zaman dediğim gibi önce muayene yapıyoruz. Yani kıkırdak, kemik yapısı, polipler, geniz kısmı tamamen güzelce muayene ediliyor. Şüphemiz varsa, şikayetleri varsa tomografi çekiyoruz. Hani erişkinler için söylüyorum, çocuklar için değil. Burun ameliyatları genelde 18 yaşın üstünde vakalarda yapmak evet. isteriz. Çocuklarda... Neden hocam? Orada böyle toplum arasında da hani bilinen bazı şeyler vardır. İşte yüzün şekli daha tam oturmadığı için o yaştan önce yapılırsa hani yüz şekli bozulabilir mi gibi kaygılar. Bunlar aynen, haklı doğru. Kaygılar onlar mı? Doğru. Çünkü evet. Büyük burun tabii gelişmeye devam eden bir organ olduğu için siz onun gelişmesini sekteye uğratırsınız. Ha, 3 yaşında burun ameliyatı yapılmaz mı? Yapılır. Çocuk düşmüştür, tamamen eğridir. Kısmi bir rahatlatıcı bir girişim yapılır ama bizim anladığımız anlamda her şeyi tamamen düzeltmeye büyük bir ameliyat yapılmaz. Küçük yani müdahalelerle onu 18'de kadar ulaştır. 18'den sonra düzgün yapmak gerekir. Burun ameliyatı olmadı, toplumda büyük bir korku var. Yani bu inanılmaz anlaşılmaz bir korku. Evet. Çünkü eskisi gibi değil. Bakın ameliyatları genel anestezide yapıyoruz artık. Yani hasta uyuyor. Bu ameliyatın eğer estetik yoksa, işin içinde sinüzit yoksa, sadece burun ameliyatı yani 40 dakikalık bir ameliyattır. Tampon, ben kendi adıma konuşuyorum. Tampon 12 yıldır hiç tampon koymadım kimsenin burnuna. Harika. Kendi evet. eriyen dikişlerle burnunu dikiyoruz. Burun etlerini de lazerle, aslında gerçek adı radyo frekansı, onlarla küçültüyoruz. Burunda tampon olmadan hasta işte bir saat içinde uyanmış, ayılmış oluyor. Birkaç saat hastanede kalıyor, evine gidiyor. Bir haftada çalışmayacağı bir dönem ihtiyacımız var. Çünkü tabii sonuçta kesiyorsunuz, biçiyorsunuz, bir şeyler bizde. Hani hanımefendi evet. orada bir şeyler yapıyor ama biz de yapıyoruz yani. Evet hocam, çok haklısınız. Hocam bir virgül koyabilir miyim? Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Trabzon'dan Erol Akyasan. Erol Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Şimdi ben 4 Nisan'da bir ameliyat geçirdim. Burun ameliyatı, burun eriliğinden. Nefes almakta zorluk çekiyordum.
Ameliyat oldum. İlk zamanda iyi bir nefes alıyordum. Burnum güzel nefes alabiliyordum tamponlar çıkarıldıktan sonra. Aradan bir 2-3 ay geçti. Efendim şimdi bayağı darlanıyorum. Nefes alamıyorum. Sabahtan kalkınca boğazlarımda böyle balgamcı bir şey diyor. Onu yutmaya çalışıyorum. Biraz antibiyotik kullandım ama onu da kestim erkenden. Bir faydasını görmedim çünkü. Şimdi öyle bir sıkıntı çekiyorum yani. Sanki o ilk burnumdan ameliyat olmadığım zamanki gibi bir hal aldı. Yani öyle bir sıkıntım var. Bunu hocama sormak istiyorum. Diyorsunuz? Sadece eğrilik ameliyatı mı oldunuz peki? Eğrilikle ilgili bir ameliyat mı? Nefes almakta zorluk çektiğim için bu öyle bir teşhis koydular. Burun kemiği tıkamıştı. İki tarafta. Bir tarafta az tıkamış, evet. Bir tarafta çok tıkamıştı. Burun nefes almakta güçlük çekiyordum. Bundan fakültede ameliyat oldum. 4 Nisan'da 6 ay yaklaşık oldu şu ana kadar. Ama bayağı şimdi işte o olmadığım zaman gibi bir durumum var. Evet. Bakalım hocam ne söyleyecek? Çok geçmiş olsun. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Buyurun hocam. Aslında tam oraya tekrar gelmiştik. Tekrar eder mi aslında? Belki yani Erol Bey'in sorusuyla bunu da hani söyleyelim. Şimdi burada en önemli şey tanı Zahide Hanım. Ya tanıyı doğru koyarsanız tekrar etmez. Yani evet. Burun eğriliği tekrar etmez. Evet. Kıkırdağı ben kemiği orada polipi de özellikle hani zihnimde o vardı. Onu doğru tekrar yani. Eder ben misin? Ben sizin hissettiğinizi anladım evet. Neler söyleyeceğinizi. Yani burada tanı doğruysa yani burun eğriliği var. Burun kıkırdağı kemiği eğri. Siz de bunu düzelttiniz. Bu niye tekrar etsin? Evet. Yani düşerse tabii ki eder. Yani düşer çarparsın. Ki izleyicilerimiz sormuşlar tabii. Bunu. Yani travma aldıysa tabii evet. Ki. Ama burada hani biraz evvel hep alerjiden bahsettik, sinüzitten bahsettik, burun etinden bahsettik. Yani her şey kıkırdak kemik değil. Hastamızın alerjisi var. Sezon işte şu an bahar tekrar sonbahara döndü atıyorum. İşte bahar diyelim kavak fındık ağacı poleni alerjisi var. Şu anda da onlar aktifse burun tıkanır tabii ki. Bunun ameliyatta hiçbir suç yok bu durumda. Evet. Sinüziti varsa, sinüzit tekrar ettiyse tabii ki burun tıkanır. Alerjisi var, tıkanır. Burun etleri şişti, tıkanır. Bunlar ama tedavi edilir hemen. Yani yarın gelsin bir daha ameliyat olsun değil. Yani işte bu doğru tanı koymazsanız işte bu sorunlarla karşılaşırsınız. Halbuki eğer ameliyattan önce sinüziti var mı onu net söylerseniz, alerjisi var mı bunlar ortadaysa çözülür. Biz ne yapıyoruz dedim. İşte tam da benim doğru yaklaşımımı anlatma nedenim de bu yani. Hani burun eğriliğim var, yarın ameliyat ol. Bu kadar değil yani. Tomografi çektik. Bir de hocam şöyle bir algı da var. Her burun eğriliği ameliyat olacak gibi düşünüyoruz. Değil, tabii ki, öyle bir şey tabii. Yok değil semptomatik mi? O yüzden hekimden kaçanlar, korkanlar bile vardır. Yani şu anda bizi izleyip de bu belirtilerle bende de var deyip ama korkmak, kaçmak yok. Tampon evet. Bile koymuyorum uzun zamandır semptomatik dediniz. Semptomatik ne demek? Semptomatik şikayeti olan demek. Evet. Yani ben sizi muayene ettim. Burnunuzda işte dedim ki sağa doğru biraz orta halli bir eğrilik var. Size de sordum bir şikayetiniz var mı? İşte hiçbir şeyiniz yok. Ağız açık uyumuyorsunuz, horlamıyorsunuz. Tekrarlayan farenjitiniz yok, boğaz kuruluğunuz yok. Burnun şekilden bir rahatsızlığınız yok. Niye ameliyat edelim size? Tabii ki öyle bir şey yok evet. Yani. Hocam tomografi dediniz değil mi? Doğru teşhis için. Gerekirse tabii şey evet. Diyeceğim Zahide Hanım. Yani tomografi her hastaya çekilecek diye bir şey yok. Lütfen yanlış bir şey vermeyin. Sinüzit şikayeti olan, burun tıkanıklığı yanında baş ağrısı, koku alma zorluğu, geniz akıntısı, yüzde basınç hissi, dişe vuran, göze vuran ağrı. Bunlar da varsa tabii bunlara da bakmak lazım. Ek olarak alerjik şeyleri var. Sık hapşırıyor. Sabah kalkıyor 10 kez hapşırıyor. Burnu akıyor su gibi. Annesi de alerji. Alerji genetiktir biliyorsunuz. Evet. Annesi de alerjik. Dedesinde de alerji var. Halası astım hastası. İşte her tarafı kaşınıyor. Bunlar alerji hastası. Şimdi alerji testleri yapın. Alerji neye var? Ondan kaçınmamız gerekiyor çünkü yani. Bu çok önemli. Tabii. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Hep Karadeniz'den gidiyoruz. Ne güzel. Melek Hanım da Artvin'den arıyor. Hoş geldiniz Melek Hanım. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Ya ben şey az önce biraz anlattınız ama o konuyla ilgili yine soru sormak istiyordum. Buyurun. Burundan koku alamıyorum. Ya tıkanıklık da var. Daha önce gittim doktora. Bana burun kemiğimin yan olduğunu söylediler. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Acaba yani bununla koku almanın bir alakası var mı? Yani ne bileyim hiç doğru dürüst koku almıyorum burnumdan. Evet. Niye peki böyle bir teşhis varken korktunuz mu Melek Hanım? Ya dış görünüş olarak bir şey yok. Evet. Ama içeride yani bilmiyorum ya ameliyattan korktum açıkçası. Evet. Bir de hani tam olarak birkaç yere hani sormak istedim, emin olmak istedim. Evet. Peki merak. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım hocam ne söyleyecekler? Bir de, buyurun. Bir soru yine sormak istiyordum. Buyurun. Çocuğum ameliyat oldu küçükken 6 yaşında. Burun geniz eti alındı.
Ama yine ağzı açık uyuyor. Yani koku falan alıyor. Onun şeyi iyi ama ağzı açık uyuyor. Neden onu olabilir diyorsunuz. Istedim. Peki çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Oldu, çok sağ olun. Teşekkür ettim ben de. İyi günler. Sağ olun. Hocam galiba burunla ilgili rahatsızlıklarda nüksetme ihtimali mi fazladır? Çünkü yani çocuğumuzunki geniz eti. Evet. Şimdi o burun işte diyorum ya doğru tanı, doğru yani her meyveleri yerine koymamız lazım. Evet. Elma ile armutu karıştırmamak gerekir. Geniz etiyle burunun bir ilgisi yok. Yani burun eti değil. Burun eti yaklaşık konka dediğimiz burun eti gerçek anlamda. Burunun ilk 2 santiminde olan işte kanlanmayı sağlayan, küçülen, büyüyen, bizim havamızı filtre eden, nemlendiren organdır. Geniz eti yaklaşık çocuklarda 8-10 santim geride olan bademcik benzeri bir savunma organıdır. Evet. Geniz etinin yüzde tekrar etme oranı %2,5'tür. Ama 5 yaşından sonra zaten geniz eti küçülmeye başlar. 10 yaşından sonra zaten pek kalmaz, giderek küçülür. Yani o çocuğun birinci derdi olan geniz eti çözülmüş anladığım kadarıyla. Yani burun tıkanıklığı niye var? Bakmak lazım işte. Yani alerjin var, burun eğilim var, burun etin büyük. Geniz eti tekrarlayabilir az da olsa. Tekrarlamış mı? İşte bademcikte burun tıkanıklığı, ağzı açık uyumu, horlama ve nefes durması yapabilir. Bunlara bakmak gerekir. Hanımefendiye gelince koku almada neler akla gelir? Bir, alerji var mı? İki, sinüzit var mı? Üç, koku alma hücrelerinin olduğu bölgede orayı kapatan bir şey var mı? Bu polip de olabilir, bir kitle de olabilir. Veya sadece bir akıntı, sekresyon da olabilir. Yani onun için endoskopik muayene yapmak gerekir. Gerekirse tomografi mutlaka gerekir zaten. Çünkü anlattığı şeyler böyle. Onlara bakmak zaten gerekir. Zaten doktoru ameliyat olman da gerekiyor demiş. Şimdi ben onu söyleyecektim. Buyurun. Ameliyat olmayan hastalarda ne yaşıyoruz? Şimdi hastalarımız bunu yazsınlar. 30 sene sonra sağ kalırsak inşallah konuşuruz. Evet, inşallah. Ameliyat olacaksınız diyorum. Aman ben de ameliyat falan olmam diyor. Tamam ben hele erkek. Hocam niye korkuyoruz çok peki? Çok korkuyorlar gerçekten. Yani bazen bir mail geliyor. İşte ben antrakoanal polip var diye biri yazmış Antalya'dan. Pazar sabahı mesaj açtım, telefonda mesaj cevapladım. İşte ben şöyle şöyle yazmış. Ben de dedim ki ameliyat olmanız gerekir. Bu polip tekrarlama ihtimali son derece düşüktür. Güveniniz bir hekime gidiniz. Evet. Bir daha yazmış. Hangi teknik ya hani bazı şeyleri de hekime bırakmak lazım. Evet. Yani hani doğrusunu o da o işin uzmanı tabii yani haklı olarak. Yani o da o işin uzmanı. Yani olsa inanın yarım saatlik ameliyatta rahatlayacak ama hani kendi kendine işkence yapıyor. Şimdi şey söyleyeceğim. Bu ameliyatlarda bizim yapmak istediğimiz şey ne? Bir, ikincisi sadece dediğim gibi kıkırdağı kemiği orta hatta getirmek değil. Bu birinci bölme. Yani şu bölmeyi anlattığımız bölmeyi düzeltmek. İkincisi burun etlerini radyo frekansla küçültmek. Ama alerji varsa bunlar tekrar büyüyebilir. Onun için kombine tedavi gerekir. Yani alerjinin de tedavi edilmesi gerekir. Üç, sinüslerde bir şey var mı? Sinüzitimiz vesaire var mı? Dört, geniz bölgesinde orayı tıkayan bir şey var mı? Siz bunları düzeltirseniz burun düzelir, nefes almaz düzelir. Ha, tekrar eden hastalıklar hani burun ameliyatı olduk tekrar doğru hangisi polipler tekrar edebilir? Yani burundaki sinüzitteki poliplerin %30'u tekrar edebilir. Ama %70 de etmez. İyi yani tarafından niye bakmıyoruz yani ben de değil anlamıyorum. Mi? Şimdi niye bu, korkuyoruz bu kadar çok? 86 yaşında bir dedemiz geldi amcayı demeyelim artık. Ben dedi ameliyat olacağım dedi. Dedim ne ameliyat olacaksın amca? Burun ameliyatı. Niye? Burnum kanıyor, tıkanıyor, nefes alamıyorum. Amca iyi hoşçakalın dedi. Ne ilaçlar kullanıyorsun? 30 tane ilaç kullanıyorum. Kalp hastalığı var. Yani o anjiyo olmuş 50 tane hastalığı var. Mümkün değil ameliyat etme ihtimaliniz yok yani. Her işin zamanı var. Yani şimdi ben ameliyat olmayacağım diyen hastalarımız, şimdi korkan hastalarımız yarın bir gün geldiklerinde olamayabilirler. Ve evet, o zaman da biz yapmayacağız. Şey yapamayacağız yani. Çünkü. Evet, haklısınız. Çünkü bazen gerçekten hani yaş önemli. Allah bir ömür vermiş. Yaş önemli. Yani kestiğiniz yer iyileşmiyor, dikiş geçmiyor, yırtılıyor, kanıyor, kan durmuyor. Yani her işin zamanı var. Bu burun tıkanıklığı olan insanlara erken yaşta ben oldum. Yani burun içimden ben de ameliyat oldum. Ben de öyle. Evet. Nefesi de gayet güzel alıyorum. Polipler, yani milletin dediği kadar da sıkıntı yok. Evet. Ha. Problem olmaz mı? Şimdi bana bunu çok hocam, söylüyorlar. Hocam problem olmaz mı sorusu çok önemli bir soru. İzleyicimizin sorusundan sonra cevaplayalım. Umut Karaman İstanbul'dan ulaşıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo. Buyurun Umut Bey, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Bizi duyabiliyor musunuz? Efendim hayırlı yayınlar. Çok sağ olun. Buyurun. Umut Bey bir şey rica edeceğim. Televizyonunuzun sesini kısıp bizi sadece telefondan duyar mısınız? Daha sağlıklı bir iletişim kurmuş olacağız benim, böylece. Benim bir sorum. Buyurun. Bütün izleyicilerimizden rica edelim. Televizyonu tamam efendim. Bizi telefondan tamam. Şu an kapattım telefonu. Evet, buyurun evet, sizi dinliyoruz. Şimdi hocama bir sorumuz olacak. Hanım
ameliyat oldu, kalp ameliyatı. Bu geçmiş ameliyattan olsun. Sonra geniz akıntısı meydana geldi. Bu devamlı sürekli oluyor. Onun için hocamdan bir bilgi edinmek istedik. Acaba mümkün mü? Kalp ameliyatıyla mı hani ondan sonra olan bir şey ilgisi yok. Peki bakalım Doktor Erkan Tarhan ne söyleyecekler. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum size. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Geçmiş sağ olun. Olsun. Geçmiş evet. Olsun öncelikle. Yani kalp ameliyatından sonra burun akıntısı, hani geniz akıntısı rast gelmiş, şans olmuş. Tabii geniz akıntısı deyince bir normal geniz akıntısı var. O ne demek? Hepimizin sinüslerinden, sinüsleri temizleyen yani içi boş hücrelerdir. Temizleyen ve yuttuğumuz 600 mililitre yani yarım litreden fazla hepimiz geniz akıntısı yutarız günde. Hepimiz. Bu normaldir. Kimi insan bunu hisseder. Kim ya yani bu benim geniz akıntı var ama bu normal olan bir kısımdır. Kimisinde bu çok artmıştır. O artanlarda da ikiye ayrılır. Ya alerjiniz var veya sinüsünüz var. İşte bunları tabii araştırmak lazım. Hangisi var diye hanımefendi ona bakmak gerekiyor. Yani çok da bağlantılı olmayabilir diyorsunuz olmayabilir, değil mi? Olmayabilir ama tabii geniz akıntı şikayeti evet. varsa mutlaka hani araştırılıp bakmak lazım. Şimdi şeyi gururla söylemek istiyorum. Türk tıbbının geldiği noktayı bana İngiltere'de bir hastanede çalışan hemşire ameliyat olmaya geldi. Burun ameliyatı artı sinüs ameliyatı. Dedim ki hemşirem siz dedim İngiltere'de Londra'nın bir hastanesinde çalışıyor. Niçin geldiniz Türkiye'ye? Bir dedi ben dedi orada muayene olmaya gittim. Benden tomografi istediler. 8 ay sonraya verildi randevusu. 8 ay sonra İngiltere'de. 8 ay sonra gelin de tomografi çekelim demişler. Ameliyat randevuları 1,5 yıl sonraya veriliyormuş. Evet, yani eski Türkiye